Bugünkü konuğumuz Peugeot 3008 ve bu 3008 daha önce de testini yaptığımız 1.6 litrelik dizel motora sahip versiyon. Aynısı yine EAT 6 otomatik şanzımanı da var. Ondan farklı olarak grip kontrol isimli çekiş kontrol sistemine sahip bu araç ve bu sistemin de hafif arazi şartlarında mobilitesini güçlendirmesi gerekiyor. 3008'in bu daha önceden de olan bir donanımdı. Açıkçası ben denedim, gerçekten işe yarayan bir donanım. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz, kameraya o kadar da dikmiş gibi yansımayın ama birazcık hoplaması zıplaması olan rampada biraz sonra bunu deneyeceğiz ve 3008'e grip kontrol yarıyor mu yaramıyor mu onu göreceğiz. Donanım her zaman iyi midir diyoruz ve başlıyoruz o zaman. 3008 grip kontrolle satın alındığında farklı lastiklerle geliyor. Bu aracın üzerinde örneğin Continental Cross Contact lastikler takılı. Biraz daha bu tarz gevşek arazilere uygun bir lastik bu. Bu da bir avantaj sağlıyor. Bir avantaj sağladığı başka bir noktada bu lastiklerin normal asfalt sürüşünü biraz yumuşatması, 3008'in konfor seviyesinde artırmış, ses seviyesini artırmadan. Bu da bir başarıdır, ekstra bir artıdır aslına bakarsanız. Şimdi önce burayı normal bir şekilde çıkmayı deneyeceğim. Açık açmadan, yani grip kontrolü bir modunu seçmeden çıkmayı deneyeceğim. Gözünüze çok berbat gözükmeyebilir. Kısacık da bir yokuş zaten aslına bakarsanız ama göründüğünden daha dik ve biraz daha zorlu. Bunun yanında ne ben bir offroadcuyum, offroad uzmanıyım, ne de 3008 bir arazi aracı. O yüzden de bence yeterli burada yeteneklerini test etmek için 3008'in. Şimdi yol modundayken grip kontrol çıkmayı bir deneyelim bakalım. Kadarmış. Şimdi bu dik rampadan aşağı inmeyi denememiz gerekiyor. Şimdi de grip kontrolle denememizi yapacağız. Grip kontrolün yaptığından da bahsedeyim bu arada. Grip kontrolün yapması gereken şey çekiş kontrol sisteminin dizginlerini birazcık bırakması. Çünkü biraz önce olan şey şuydu. Araç sallanmaya başlayınca zaten ağırlık yokuş yüzünden arkadayken ön tekerlekler üzerindeki basınçlarda değişmeye başladı, araç sallandığı için o çukurlarda ve bu nedenle de bir tekerlek fazla boşa döndü. Grip kontrolün burada yapması gereken diferansiyel kilidi gibi çalışıp gücün sağ ve sol tekerlekler arasında düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlamak olmalı ve bu sayede de bizi bu yokuşa çıkartmalı. Umarım bunu yapacak. Hangi modu seçmemiz gerektiğini önce karar vermemiz lazım. ESP'nin kapalı olmasını istemeyiz. Normal modda olmaz zaten. Kar modu da uygun olabilirdi belki. Çamur modu, kum modu herhalde en iyisi olacaktır. Şimdi deneyelim. Testimiz D konumunda. O zaman başlayabiliriz. Geri geçtik en azından. Gidiyoruz. Bu kadar güneşte ne görüyorsunuz bilmiyorum ama açıkçası evet. Ben buna nereden bakarsanız bakın çıktık derim. Grip kontrolle gelen bir diğer donanım da eğim iniş yardımcısı. Eğim iniş yardımcısı ne yapıyor? Bunun gibi kaygan zeminli bir yerde fren işini kendisi devralıyor. Yapması gereken şey, şimdi ben burada frenlerini bırakacağım 3008'in ve o kendi kendisine inmesi gerekiyor. Bu sistemi çok çok fazla defa denedim ve her seferinde de bende bir gerginlik yarattığını kabul etmem gerekir. Elektronik sistemlere güvenmek konusunda. Birazcık tereddütlerim var. Ama gördüğünüz gibi şu anda 3008 yapıyor bu freni. Burada yaptığı şey her tekerleğe tutunma kabiliyetine uygun bir fren basıncını elektronik olarak uygulamak. Yani benim yaptığım herhangi bir frenden farklı olarak sistem çok daha farklı oranlarda dağıtabiliyor frenleri ve düzgün oranda fren yapıyor ki lastikler hiç kilitlenmesin, hiç kaymasın. Olabildiğince yavaş bir şekilde inebilsin. Anlayacağınız grip kontrol o beklediğiniz ekstra mobiliteyi size muhtemelen sağlayabilecek bir donanım.